Giresunspor'umuz bugün Süper Lig'in en renkli takımlarından bir tanesi olmaya yine aday. Yine çok güzel bir sezon geçireceğiz inşallah. Şu anda takımımız kampta, çalışmalar başladı ve aşağı yukarı 4 transfer gerçekleşti. İç transferi bitirdi Giresunspor. Bu transferler kampa katıldı. Bu hafta, önümüzdeki hafta transferler devam edecek. Çünkü bazılarına göre transfer şöyle bir şey. Ben bugün onu aldım, o bitti. Bizimki öyle değil. Giresunspor doğru zamanda doğru transferi yaparak başarıya ulaşmış bir takım. Biz bir şeyi yeniden yapmıyoruz arkadaşlar. Biz geçen sene ne yaptıysak onun benzerini yapmaya devam ediyoruz. Çünkü Giresunspor'un geçen sene şampiyon olduğundaki hikayesini başka bir takım yazabilecek mi onu bilmiyorum ama biz yazdık. Bu bir rastlantı değildi, bu bir şans değildi. Çünkü şans denilen şey bir iki maç olan şeydir. Rastlantı birkaç maç olan şeydir. Ama bir takım bir sezon 17 hafta lider, sonunda da ilk ikide bitiriyorsa orada yapılan işlerin doğruluğu tescillenmiş olur. Biz de geçen seneki transfer döneminde aynı titizlikle, aynı hassasiyetle ve aynı zaman planlaması içerisinde Giresunspor'un transfer politikasını götürdük. Bu sene de öyle olacak. Şimdi biz 23 milyon borcu vardı. Bakın, eğer bir futbolcu Giresunspor'a gelmişse o en iyi futbolcudur arkadaşlar. En iyi, yani Giresunspor şartlarına en uyacak en iyi futbolcu olur. Bunu bilin. Benim aldığım transferlerin hepsinin altında benim imzam var. Teknik direktörümüzün imzası var. Futbol direktörümüzün imzası var. Ciddi bir ekip çalışması var. Kimse önden konuşmasın. Yani bir daha hani olmadan, ortaya bir şey çıkmadan eleştiri mantığı birazcık üzücü. Ama sonra ben bir süre sonra onların kulaklarımı kapatıyorum. Çok fazla ben şey bulmuyorum. Yoksa benim yerime başkası olsa şimdi o istediğini istediği sözleşmeyi imzalar. Biz transferleri önümüzdeki süre içerisinde daha zamanımız var olduğunu biliyoruz. Ve zamanı en doğru şekilde kullanarak transferi en doğru zamanda Giresunspor'a kazandırmayı hedefliyoruz. Bu konuda her şey yolunda, hiç kimsenin bir problemi olmasın. Kimse söyledi diye transfer yapmıyoruz. Her takımın şartları farklı, her takımın yol haritası farklı. Ben en doğru kararın bizim tarafından verilen karar olduğuna eminim. Bizim bundan sonraki sürecimizi arkadaşlar, örneğin şu an iki etap kampımız olacak. İlk etap kampımız devam ediyor. Bu kamptan sonra, kısa bir aradan sonra ikinci etap kampımız olacak. İnşallah ikinci etap kampımıza kadar takımımızın %80-90 yapılanması tam olarak bitmiş olur. Zaten Giresunspor'da bu sene oynamış, şampiyonluk yaşamış. Elimizde 10'a yakın futbolcumuz var. Hep söylüyorum ben, yani onlar Süper Lig'deki futbolculardan farklı değil. İnanmayanlar olabilir ama inananlar görecekler. Ben devre arasında transfer yapmazken de inanmayanlar vardı. Ben bu takımı kurarken sezon başında inanmayanlar vardı. Şimdi bizim elimizde sanki futbolcu yokmuş gibi. Bizim elimizde geçen seneden kalan çok da başarılı olacağına inancım tam olan, Süper Lig'de adından bahsettirecek futbolcular olduğuna inancım tam olan futbolcular var. Şu an Giresunspor'un kadrosuna katılacak yeni futbolcular elbette var, yeni transferler. Ama elimdeki futbolcuların da son derece kıymetli olduğunu bilinmesini istiyorum. İlk defa Giresunspor'da görülmüş. Önümüzdeki sene teklifler. Bütün futbolcularla görüşme devam ediyor. Bizim şu anda her mevkiyle bir futbolcumuz zaten var. Bazı mevkilerde 3-4 transferle ikinci insanlar geldi, ikinci futbolcular geldi. Diğerleri de gelmeye devam edecek. Ve geldiğinde ortaya çıkan takımın, Giresunspor'un neler yaptığını hep beraber göreceğiz. Ama en küçük bir tereddütünüz olmasın. Yani ben
Giresunspor'un bu sene gelen, özellikle yeni gelen, buranın unutulmamasını istiyorum. Bu ligde oynamış futbolcuların dışında bizim dışarıdan getirdiğimiz, ilk defa getirdiğimiz oyuncuların neler yaptığını gördükçe şunu diyeceksiniz, evet çok doğru transferler yapılmış diyeceksiniz. Yaptık, bunu yine yapacağız. Yani biz yapmadığımız bir şeyi konuşmuyoruz. İnşallah doğru rakamlara geldiğinde, doğru stratejimiz olduğunda anlaşmalar imzalanacak arkadaşlar. Şu anda bugün yarın kalecimizle de transferi imzalama aşamasına geldik. Ya sağ olsun Galatasaray Kulübü de yardımcı oldu. Uygun hale gelecek. Yani şartları bize uygun.